Ben baştan bir hatırayla başlamak istiyorum talebelik devrimde. Yaman dedelerden bahsetmek istiyorum. O zaman İmam Hatipler'de Farsça dersi vardı, haftada 2 saat. Yaman dede hocamız bize Farsça dersine gelirdi. Onu rahmetle yad ediyorum. Talebeyken bizim gönlümüzü bu hak dostlarına, bilhassa Mevlana'yı aşıyanlardan bir hocamızdı. Abdülkadir Keçecioğlu ismi, sıfatı da Yaman dedeydi. Önceleri Hristiyan, bir Mesnevi'de birkaç gelen beyitlerin kıvılcımıyla İslam'da şerefleniyor. Bağıryanlık Allah ve Resulullah aşığıydı. Bize Farsça dersinde 10 dakika bir Farsçanın 1-2 gramerini söylerdi ve yazdırırdı. Arkadan Mesnevi'den 2-3 beyit yazardı. Hem ağlardı, hem şerh ederdi. Biz de derdik ki, acaba bu, yani ne var ki bunda? Tabii çocuktuk, 15-16 yaşında. Ne var bunda derdik, bu ağlayacak ne var derdik. Fakat o şuur altına demek ki, yerli hocanın ihlası, innikâs, muhabbetin innikâsı. Sonra hocanın niye ağladığını çok iyi anladık. Fakat hocayı da zaten kaybetmiş olduk, Allah rahmet, mekan cennet olsun. Hocam derdik, siz bu kadar Mesnevi'den bahsediyorsunuz diye sorulduğu zaman, yani niçin diye. Derdi ki, Mevlana beni elimden tuttu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kapısına götürdü. Galata Mevlânesi'ne giderdi. Bir gün Galata Mevlânesi'ne giderken, bir duvarın üzerine böyle abanmış durumda duruyor hocamız. Bir arkadaşımız görüyor, hocam diyor, seni hemen bir hastaneye götüreyim diyor. Rahatsızlandınız herhalde diyor. Yok oğlum diyor, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem benim hatırıma geldi, ben böyle halden, takatten kesiliyorum diyor. Bağlar başında otururdu. Bazen İmam Hatip'le beraber giderdik vapurda. Vapurun tenha bir yerine çekilirdi, alt kata çekilirdi. Yeşil bir cübbe gibi paltosu vardı. Rengi böyle yanık, bir bronz rengiydi. Sanki dünyaya gözü gönlü kapalı, başka bir âleme açık. O şekilde bir tefekkür halinde, ikinci mevkinin bodrum katında o şekilde giderdi. Bazen biz de karşısına otururduk, hocayı bir seyrederdik. Bize o zaman bu meşhur Efendimiz'e olan mısraların da derste yazdırmıştı o zaman, daha basılmamıştı o zaman. Kendi hali bu. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek, nasip olmaz mı sultanım haramgâhında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek, cemaline ferak nâk etki yandı mı ya Resulallah? Bunu okurdu ve ağlardı. Demek ki bir Mevlana aşığı, Mevlana aşığından bizlere olan bir inikas. Yani birbirine tutulmuş aynalar gibi. Velhâsıl Yaman dede 700 sene sonra gelen talebesiydi Mevlânâ Hazretleri'nin.